Reisaş Lojistik Para Toneri sunar. Haftanın dördüncü işlem gününe hoş geldiniz. 21 Ocak Perşembe, ben Murat Tufan. Para Toner ekranlarında Joe Biden döneminin piyasa etkisini konuşacağız. Biliyorsunuz göreve artık resmen başladı ve gelir gelmez ayağının tozuyla en fazla kararnameye imza atan Amerikan başkanı oldu. Tarihte ilk defa ve 17 kararnameye imza attı. Donald Trump'ın yaptığı 17 işi yani özetle bozmuş oldu Joe Biden. Birazdan bunun detaylarını konuşacağız ama bugün piyasanın gözleri tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında ve toplam 7 Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor. Az önce Brezilya'da faiz kararını açıkladı ve sabit bıraktığını söyleyelim. İki isimle bugünü konuşacağız. Önce konuklar, sonrasında gündemin öne çıkan manşetleriyle devam edelim. Amerika'da Kasım ayında yapılan başkanlık seçimini kazanan Joe Biden görevi resmen Donald Trump'tan devralmış oldu. Amerika'da Donald Trump halefine görevini devretmek üzere törene katılmadı ve tarihteki bu görev teslim törenine katılmayan 4. Amerikan başkanı olduğunu söyleyelim. Tören 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre baskınının hemen ardından çok yoğun güvenlik önlemleri altında Washington'da gerçekleştirildi. Virüs önlemleri kapsamında katılımında sınırlandırıldığı törene Trump'ın yardımcısı Mike Pence, Amerika'nın 42. Başkanı Bill Clinton, 43. Başkanı George W. Bush ve 44. Başkanı Barack Obama ve eşi de katıldığını söyleyelim. Evet, Amerikan seçimlerinde yaşayan şu andaki başkanların Trump dışındaki neredeyse hepsi katılmış oldu. Kongre binasında düzenlenen törene de eşiyle birlikte katılan Lady Gaga okuduğu milli marşla başladı. Yüksek Mahkeme Yargıcı Senato Sotomayor'un da yönettiği törende ilk olarak Kamala Harris yemin etti. Pence'in görevi resmen devraldığı Harris'in heyecanlı olduğu gözlemlendi ve Harris'i tebrik eden ilk isim de Douglas Emhoff olduğunu söyleyelim. Lady Gaga tabii bir dünya starı, herkesin tanıdığı bir isim. Milli Marş'ı okudu ve Joe Biden'ın kampanya döneminde de hem kendisinin Instagram hesabından çok önemli oy ver videoları çekmiş oldu, hem de kampanya sürecine aktif destek verdiğini söyleyelim. Ve üçüncü haberimize geçelim. Joe Biden göreve başlama törenin bitmesinin ardından Beyaz Saray'da Oval Ofis'e girdi ve Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları geri çevirmeye yönelik ilk kararnameleri de imzaladı. Biden ilk olarak federal bina ve yerleşkesinde COVID-19 sebebiyle maske takılmasını zorunlu kılan bir karara imza attı. İklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına yer koyan Biden, Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil olmak üzere başkanlık kararnamesini imzaladı ve Amerika bu iklim anlaşmasına geri dönüyor. Biden'ın imzalamış olduğu kararnameler arasında da çok tartışılan ve Donald Trump'ın virüsten dolayı suçlamış olduğu Dünya Sağlık Örgütü'ne tekrar Amerika'nın geri dönülmesi sağlanmış oldu. Bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması, işte Meksika sınırında biliyorsunuz bir türlü önlemeyen bir duvar vardı ama inşası başlamıştı. O duvara sağlanan fonların kesilmesine yönelik de kararnameler yer aldığını söyleyelim. Özetle Biden, Trump yönetimindeki tüm o hasarlı ve tartışılan kararnameleri bozdu. Ve diğer haberimize geçelim. 17 kararnameyi bozdu, Amerikan tarihinde rekor kırdı dedik. Bu sefer de Hazine Bakan adayı Janet Yellen, kripto paraların terörün finansmanını, işte kara para aklama gibi amaçlarla kullanılmasından dolayı kendisinin endişe duyduğunu söylemişti. Ve bu sözlerle Bitcoin fiyatları biliyorsunuz baskı altında tutulmaya devam ediyor ve bu anlamda da Bitcoin fiyatlarında 34 bin dolar seviyesindeyiz. Bu kötü haberdi. İyi habere geçelim Bitcoin'le ilgili. Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden, varlık yönetim şirketlerinden olan BlackRock, kripto paralara yatırım yapabilmeyi ve müşterilerine sunması yönünde bir adım attı ve Bitcoin vadelerin iki fonu için uygun yatırım araçları listesine eklediğini söyleyelim.
Ve çok tartışılan bir karara gidelim. Biliyorsunuz Donald Trump sıkça Çin'e yaptırım uygulamıştı ve Çin de buna işte aslında bir yerde müzakereyle cevap vermişti. Donald Trump görevi bırakmaz Çin'in 45. Amerikan Başkanı Donald Trump'a ve Trump dönemindeki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında bulunduğu tam 28 Amerikalı yetkiliyi yaptırım listesine aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Amerika'daki bazı Çin karşıtı siyasetçilerin ülkenin iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiği vurgulanmış oldu. Ve bu anlamda da Çin bir diplomatik adım attı ve Donald Trump'ın görevin hemen sonrasında yapması da dikkat çekti. Bugüne odaklanalım. Bugün gözler tabii ki ECB'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında. Biz saat 14'te kararımızı veriyoruz. Onlar bizden sonra karar verecekler ve ekonomistler de Avrupa Merkez Bankası'nın Ocak ayında mevcut politikasında ve faizinde bir değişiklik yapmayacağını belirtti. İşte bankanın Aralık ayında para politikasına yapılan güncellemenin şu an için yeterli olduğu düşüncesine sahip olduğu söyleniyor. Ve bu anlamda ING grubun baş ekonomisti Peter van der Hoete Anadolu Ajansı'nda soruları yanıtladı ve salgının kontrol edilmesindeki zorluklardan dolayı ekonomik görünümün kötüleştiğini dile getirdi. Ve ECB'nin hala aşıların başlamasının 2021'de ekonomik iyileşmeye izin vereceği düşüncesine sahip olduğunu aktardığını da söyleyelim. Ve son haberimize geçelim. Bu sabah Japonya Merkez Bankası faiz kararını verdi ve bu anlamda da beklendiği gibi politikasında bir değişiklik yapmadı ve kısa vadeli faiz oranlarını -0.10'da sabit bıraktı. Gelecek mali yıl içinde büyüme tahminlerini boş yukarı yönde revize etti. Makroekonomik projeksiyonlara yönelik de çeyrek dönem gözden geçirme raporunu yayınladı ve 31 Mart'ta sona erecek olan cari mali yıl içinde büyüme daralma tahminini %5.5'ten %5.6'ya çıkardığını söyleyelim ve buradan İngiltere'ye geçelim. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, bankanın faiz oranlarını sıfırın altına indirip indirmemesi konusunda herhangi bir karar almadığını aktardı. Bailey, faizin negatife indirilmesi ekonomiye ne kadar yardımcı olacağının da belirsiz olduğunu savundu. Bu tartışmalar tabii ki özellikle dolar endeksinin gerilemesine ve pound ve euronun ise bir miktar daha değer kazanmasına sebep olduğunu söyleyelim. Bugünün veri ajandasına bakıp sonrasında fiyatlar diyoruz. Evet, piyasalarda öne çıkan başlıklara baktığımızda Joe Biden'ın 46. Amerikan Başkanı olarak göreve başlamasını görmüş olduk. 17 tane kararnameyi imzaladı ve Donald Trump'ın o çok tartışılan Meksika duvarından tutun da işte aynı zamanda diğer politikalarını değiştirmesine imza atmış oldu. Çin'den de Donald Trump göreve ayrıldıktan sonra, görevi teslim ettikten sonra bir hamle geldi. Aralarında Mike Pompeo'nun da bulunduğu 28 Amerikalı'yı ve Başkan Donald Trump öncülüğünde diyelim Amerikalı'ya yaptırım listesi açıkladı. Bugün çok önemli ve bugün bakıldığı zaman 7 tane faiz toplantısı yapıldı. Bunlar arasında Endonezya, Norveç, Ukrayna, Güney Afrika ve Paraguay Merkez Bankaları da faiz kararlarını açıklayacağını söyleyelim. Ama bizim bugün odak noktamızda Japonya, Avrupa ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın pek tabii ki faiz kararı olduğunu söyleyelim. Diğer taraftan bakıldığı zaman da Forex anketine katılan 20 ekonomistin 16'sı bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir faiz değişikliği beklemiyor. Dün de Anadolu Ajansı 34 tane kurumla yaptığı anketi paylaşmıştık. 28 tane ekonomist de orada bir değişiklik beklemediklerini söyleyelim. ABD ve Avrupalı piyasalar, Avrupa endeksleri Biden'dan dolayı gayet olumlu. İşler yolunda gidiyor endekslerde. Şu anda Amerikan petrol stokları arttığına işaret etmesinden dolayı da petrol fiyatlarında tam tersi bir geri çekilme baskısı görmüş olduk. Bakır fiyatları tabii ki özellikle Janet Yellen sonrasında teşvik umutlarıyla yükseliyor ve 9.000 dolar hedef fiyat veren kurumlar vardı LME borsasında. Uluslararası piyasalarda ise spot altının fiyatında 2 haftanın en yüksek seviyesini gördük. Biden göreve gelir gelmez. Hindistan tarafındaysa Sensex ilk defa yabancı para girişiyle birlikte 50 bin puan seviyesini gördü. Az önce Asya Pasifik'te birazdan fiyat detaylarını paylaşacağız. Ve Amerikan doları da önemli paralar karşısında değer kaybediyor. Sebebi dünyada risk iştahı şu anda yüksek. Euro ve pound'un değer kazandığı bir yatırım ortamı var. Özetle bugün endeksler açısından olumlu bir gün. Peki nelere odaklanıyor olacağız? İspanya'dan ticaret dengesi,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası 15.45'te veriyor faiz kararını. Amerika tarafında inşaat izinleri ve konut başlangıçları verisi olduğunu söyleyelim. Günün ikinci bölümüne geçtiğimiz zamansa İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası faiz kararından sonra başkan konuşma yapacak ve saat 16.30'da Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Kanada tarafında yeni konut fiyat endeksi açıklanıyor ve son veri de 18'de Euro bölgesinden tüketici güven endeksi olduğunu hatırlatalım. Sabah saatlerinde açıklanan verilerimizin detaylarına geldiğimizde Türkiye'de tüketici güven endeksi Ocak ayında 83.3 olarak geldi ki önceki rakamın 80.1 olduğunu söyleyelim. Avustralya tarafında işsizlik oranında bir miktar geri çekilme var. 6.6 puana geldi. Japonya'nın ihracatı ise son dönemlerde ilk defa arttı ve %2 olarak gözüktü ki önceki rakam 4.2'lik bir daralış yönündeydi. Japonlar faiz kararını verdi, -0.10 olarak tuttu ama cari mali yıl için büyüme beklentilerini yukarı yönde revize ettiler. ABD tarafındaysa ham petrol stoklarında geçtiğimiz hafta 5.821.000 varillik bir azalış vardı. Bu hafta varillerde bir artış var. Dolayısıyla petrol fiyatları şu anda teşvik paketi umutlarına rağmen baskı altında olduğunu söyleyelim ve fiyatlamalarla devam edelim. Evet, devam edelim ve bu anlamda fiyatlar diyoruz ve Borsa İstanbul tarafında 1580 puandayız ve %0.69'luk bir artış var. Sağlık Bakanlığı tarafından son 24 saatte 159 vatandaşımızın koronavirüsten dolayı hayatı kaybettiği açıklandı ve 6435 vaka sayısından bahsediyoruz ki dün 6000'in aşağısında bir vaka sayısı olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Borsa İstanbul tarafında dün en yüksek kapanış yaşanmış oldu. Tarihteki en yüksek kapanışla kapandı. %0.28'lik artışla 1569.35 puanı gördük ki şu anda da o dünkü en yüksek kapanışın üzerinde kabaca 11 puan kadar daha yükseliyor. Düne baktığımızda 29.9 milyar TL'lik bir işlem hacmi vardı. Yükselişe en fazla katkı sağlayan turizm sektörü oldu ve en düşük fazla kaybettiren sektörde dün spor endeksi olduğunu söyleyelim. Yurt dışı üfe tarafındaysa artış oranı 14 ayın zirvesini görmüş oldu. Merkezi yönetim borç stoğuna baktığımız zamansa geçen yılın Aralık sonu itibariyle 1.812.1 milyar liraya yükseldiğini hatırlatalım. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in bazı açıklamaları vardı ve yaptığı açıklamada Yunanistan'ın uluslararası hukuki çerçevede Ege ve Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik sınır bölgesine Türkiye ile görüşmeye istekli olduğunu söyledi. Dışişleri Sözcüsü Sayın Aksoy'dan da bir yanıt gelmiş oldu aslında bir yerde. Özel coğrafi koşulların hakim olmuş olduğu yarı kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayatı, hak ve çıkarları vardır diye bu açıklamayı devam ettirdi. Yunanistan parlamentosu ise batıdaki kara sularının 12 mile çıkarılmasını onayladığını görmüş olduk. Türkiye ile Makedonya arasında da bazı tarımsal alanlarda bir işbirliği mutabakatı imzalandı. Sağlık Bakanı Koca ise bir açıklama yaptı. 85 yaş ve daha üzerindeki vatandaşlarımızın aşılamasına başlandığını duyurdu. Son haberde Bakan Pekcan'dan Rusya ile olan domates ticaretimizde ihracatımıza yönelik uygulanan kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini açıklamış oldu. Her şeye rağmen Biden döneminin resmen başlamasından kaynaklı borsalarda pozitif bir ivmelenme görüyoruz ve şu anda da 1580 puanda olduğumuzu hatırlatalım. Hemen dolara bakalım. Dolar tarafında gözler bugün tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında ve o cephede 7.40 seviyesindeyiz. Kabaca %0.23 kadarlık bir değer artışı var. Bugün
Biden sonrasında risk iştahının yükselmesinden dolayı küresel doların gücünde bir zayıflama görüyoruz. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke para piyasalarında dolar tarafında bir zayıflama var. Tablo da bizi teyit ediyor. Euro dolar tarafında 0.15 kadar yukarıdayız. Pound cephesinde de neredeyse 1.37 görüyoruz şu an içerisinde. Yani dolar hem majör hem de minör paralar karşısında değer kaybediyor. Dün New York borsası Biden'ın göreve teslim başlamasından önce rekorla kapandı ve S&P 500 %1.36 puan artarak 3.851 puandan kapandı. Dow Jones tarafında da %0.83 görmüştük. Özellikle Netflix'in abone sayısındaki hızlı artmasından dolayı teknoloji tarafında da aynı performansı gördük. Dün Amerika'da Nasdaq kompozit tarafında ve Nasdaq tarafında da yükselişler kabaca %1.97 ile 13.457 puanla Amerikan borsaları rekorla kapandı. Başkan Donald Trump'ın tabii görevi teslimi'den sonra 17 tane kararname imzaladığını az önce aktarmıştık. Trump göreve yemin törenine katılmadı. Kendisinin yardımcısı Mike Pence birebir bu görev teslim töreninde yer aldı. Tabii dünyadan çok tepkiler de geliyor. Biden göreve başladıktan sonra ilk tebrikler Avrupa Birliği ve NATO'dan olduğunu söyleyelim. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Biden'la çalışmayı heyecanla bekliyorum diyor. Macron ise Amerikan halkı için en önemli günde iyi dileklerimi sunuyorum diye paylaşıyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Amerikan sınırlarının ötesine geçen demokrasi için önemli bir gün derken Almanya Şansölyesi Angela Merkel de Alman-Amerikan dostluğu ve işbirliğinde yeni bir dönem sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Gördüğünüz gibi tüm dünya ülkeleri Biden dönemine dair de umutlu mesajlar paylaştı. Peki Biden ne dedi? Biden tabii göreve gelir gelmez Amerika'da yeni bir gün mesajı paylaştı. Kendi sosyal medya hesaplarından ve demokrasi zaferi kazandı şeklinde paylaştı. Donald Trump'sa görev teslim ederken deftere aslında biliyorsun ki ben kazanmıştım diye Joe Biden'a ufak bir notla o defteri, başkanlık defterine teslim ettiğini söyleyelim. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'den bir açıklama var ve 1.9 trilyon dolarlık paket Amerikalıların ihtiyaçlarına göre şekillendi diyor. Morgan Stanley dün önemli bir bilanço açıkladı ve 4. çeyrekte karı %57 yükseldi ve Netflix Morgan Stanley öncülüğünde Amerikan borsalarının da rekor kırdığını görmüş olduk. Son haberde Beyaz Saray Çin'in yaptırım kararları yararsız ifadesini kullanırken Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü Haynes'e Senato'dan onay geldiğini ve kendisinin göreve başlayacağını hatırlatalım. Amerikan borsalarında %0.53'e varan yükselişler görüyoruz. Hemen Asya'ya uzanalım. O tarafta bu sabah Çin'de 144, Güney Kore tarafındaysa 401 vaka sayısından bahsediyoruz. Çin, Pompeo'da dahil Trump yönetimine 28 isme yaptırım kararı açıklamış oldu. Japonya Merkez Bankası gelecek mali yıl için ekonomik projeksiyonları yukarı yönde itti ve bu anlamda ihracatı da 2 yıldan sonra ilk defa artıyor Japonya'nın. Diğer taraftan Japonya 28 Ocak'ta 2 yıllık ihaleyle borçlanacak. Japonya Başbakanı Suga da Biden'ı tebrik etti ve Kamala Harris'i başkan yardımcısını birebir tebrik ettiğini söyleyelim. Bu sabah Güney Kore'de üretici fiyatlarında %0.7'lik artışı gördük. Avustralya cephesini az önce aktardık. İşsizlik oranlarında bir miktar geri çekilme yaşanırken Brezilya ve Özbekistan merkez bankaları da bu sabah faizlerde bir değişikliğe gitmediğini söyleyelim. Hong Kong dışında diğer piyasalarda ise gördüğünüz gibi Biden yönetiminin göreve gelmesinden kaynaklı %1'in üzerinde artışlar görüyoruz. Peki Avrupa'ya geçelim. Onlar da Biden'ın görev teslim öncesinde dünü pozitif kapatmışlardı. Bugün de yeşil tabloyla devam ediyor. Euro bölgesinde enflasyon dün açıklandı ve %0.3 artarken Almanya tarafındaysa enflasyonun eksi yazdığını görmüş olduk. İngiltere tarafında COVID-19'a bağlı rekor ölüm sayısı bugün karşılandı. İngiltere Merkez Bankası da yaptığı açıklamada faizleri negatif indirmeyi şu anda tartışmadık diyor ki daha önce de bankanın yaptığı açıklamada negatif faizlerin bankacılık sistemine olumsuz bir etki yaratacağı şeklinde bir analiz yer almıştı. İngiltere tarafındaysa aynı zamanda ekonomide sert bir toparlanma bekliyoruz ifadesi kullanılıyor. Moody's de yeni tip koronavirüsünden dolayı Euro bölgesinde uzun vadeli ekonomik daralma riskinin şu an içerisinde arttığını söylüyor. Ancak tüm bunlara rağmen dünya borsalarında gördüğünüz gibi pozitif bir ivmelenme var. Biden'ın göreve gelmesi ve Janet Yellen'ın çok daha büyük bir paket beklentisine piyasayı sokmasından kaynaklanıyor. Son haberde
Fitch Ratings'ten verelim. Güçlenmesi, yani gelişen piyasalara yönelik sermaye akışlarının güçlenmesinden dolayı emtia fiyatları artacak. Amerikan dolarının zayıflaması sebebiyle de gelişen piyasalara fon akımı hızlanabilir diyor Fitch Ratings. Tabii ki bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında. Birazdan onun detaylarını paylaşıyor olacağız. Hemen bir tahvil piyasasına bakalım. Orada tablo nedir? Gördüğünüz gibi 10 ve 30 yıllık tarafa bir miktar giriş var ama 2 yıllık tarafta artan risk iştahından dolayı bir çıkış görüyoruz. Yükselen getiriye rağmen hemen bir altın fiyatları diyelim. O tarafta da ons altında 1869 dolardayız. Brent ve ham petrolde ise artan varil stoklarından dolayı, Amerikan stoklarından dolayı bir geri çekilme yaşandığını söyleyelim ama altındaki birazcık daha sanki kar satışı gibi. Bugün tabii gözler Avrupa Merkez Bankası'nın ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında. Daha öncesinde biliyorsunuz negatif reel getiri sunuyordu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ancak rakiplerimize göre bir miktar daha pozitif ayrıştığımız bir dönem oldu. Şu anda enflasyon 14.6 ve Merkez Bankası'nın politika faizine baktığımız zamansa 17'lere doğru getirdik. Ve Hindistan, Brezilya ve Tayland'a göre en yüksek faiz veren ülkeyiz ama bizim enflasyonumuz da yüksekti. Dolayısıyla negatif reel faiz dönemindeydik. Yani yatırımcılara aslında enflasyonun altında bir faiz oranı paylaşıyordu. Merkez Bankası son iki toplantı yapmış olduğu faiz hamlesiyle birlikte 2.4 puanlık bir artıya geçti. Hindistan negatif tarafta hali daha, Brezilya negatif tarafta, Tayland'sa çok hafif bir artıda. Dolayısıyla bizim avantajımız var mı diye konuşacağız ve bu Türk lirası nasıl etkiler diye konuklarımızla o zaman Paratoner'de konuk bölümüyle devam edelim. Türkiye ile başlayalım. Sonrasında globale doğru gideriz. Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı açıklanacak ama hemen İzmir'e uzanalım. Stratejist Aydın Eroğlu olacak karşımızda. Aydın Bey, öncelikle hoş geldiniz Paratoner programına. Siz yayına bağlanmadan önce bir grafik paylaştık ve orada Türkiye'nin faiz anlamında şu andaki enflasyon ve şu andaki politika faizinin arada farkını aldığımızda artı bir faiz döneminde avantaj yaratıyor mu ve bu avantaj devam edecek mi ve ne bekliyorsunuz bugün merkezden? Şimdi avantaj yaratıyor tabii. Önceki döneme göre eksi negatif faiz verdiğimiz zaman kurda biliyorsunuz enflasyonist baskı yaratan yükselişler görüyorduk biz. Bu bizi fazlasıyla tedirgin ediyordu. Şimdi bunun ortalıktan kalkması açısından tabii ki avantaj yaratıyor. Ama diğer taraftan bizim henüz daha enflasyonumuzun bir süre daha yukarıya yönlü seyri sürebilir. O yüzden de tam anlamıyla çok rahatlamayı görebildiğimizi düşünemiyorum. Biraz daha tedirginliğimiz olacaktır bana göre. Merkez Bankası genel meyili olarak ben Merkez Bankası'nın bir 100 baz puan daha olası enflasyon artışına göre faiz artışı yapma ihtimalini Nisan ayından itibaren de faiz indirimlerinin gündeme gelmesini bekliyorum. Fakat genel kanaat beklenti bugün Merkez Bankası'nın hiçbir şey yapmadan izlemede kalması yönünde Murat Bey. Evet, şu anda dolara baktığımızdaysa aslında dünkü ve pazartesi günkü yaşanan yükselişten sonra bir dengelenme gördük. Antibali 7.40 seviyesinin aşağısındayız Aydın Bey. Pas geçmesi durumunda belirttiğiniz gibi dolar tarafında bir yukarı yönde hareketlenme olur mu? Piyasa her şeye rağmen Merkez Bankası'ndan ufak da olsa bir adım bekler mi faiz artırması yönünde? Şimdi genel kanaat beklenmiyor. Ben 100 baz puan yapsa iyi olur diye düşünüyorum. Bu Biden'la Amerika ile ilgili yeni yönetimin işte Türkiye'ye karşı tutumlarını görmeden evvel. Fakat yapmazsa, hiçbir şey yapmadığı takdirde kısmi bir dolarda belki bir kısmi bir hareket olursa olur ki zaten genel kanaat yapmayacağı düşüncesine rağmen kur gevşiyorsa zaten önemli bir tepki yukarıya vereceğini de düşünmüyorum. Merkez Bankası dokunmadı dendiği takdirde. Verse de kalıcı bir tepki olmaz. Esas kurdaki tepkiyi biz yönetimi alan Biden iktidarının yönetiminin Türkiye'ye karşı tutumu, tavrı açıklamalarından sonra netleşeceğini düşünüyorum Murat Bey.
Evet, o tarafta da aslında Dışişleri Bakanı adayının dün paylaştık yorumlarını ve hem Türkiye'ye hem de Çin'e olan yaptırımların artırılarak devam etmesi gerektiğini savundu. Özellikle S-400 meselesinden dolayı Türkiye'nin tarihsel müttefiklik anlayışından ziyade Rusya'ya çok daha yakınlaştığını ve dolayısıyla da S-400 alımından dolayı bu yaptırımların artırılması gerektiğini söylüyor. Tabii Biden'ın ne dediği önemli. Baktığımızda işte yemin töreninde uzlaştırıcı konuştu. Klasiktir tabii, tüm siyasiler ilk göreve başlayınca hepinizin başkanıyım, hepinizin siyasi lideriyim der ama Biden da öyle düşünüyor mu kendi başkan adayı gibi, dışişleri bakan adayı gibi sizce? Şimdi Murat Bey, Biden şu anda Amerika'nın belki en tecrübeli politikacılarından bir tanesi. Geçmişi çok eski, çok genç yaşta senatör olarak başladı ve biliyorsunuz Obama döneminde de önemli başkan yardımcısı olarak Türkiye ile ilişkileri çok yoğun olan bir kişi. Yani bu sorunun biz bu boyuta gelmesinin sebeplerini Biden, Amerikalı siyasetçiler içerisinde en iyi bilenlerden bir tanesi. Şimdi herkes kendi tarafından eleştiriler yapıyor, kendine göre değerlendirme yapıyor ama Türkiye'nin de sonuçta S-400 almasının temel nedeni aslında Kuzey Suriye bölgesinde yaşanan ve sınırlarını riskli hale getiren dönemde NATO'dan gelen patriotların bir müddet sonra çekilmeye başlamasından kaynaklandı. Amerika yönetiminden istenen patriotlar gelmeyince Türkiye ister istemez kendi hava güvenliğini kurmak için bir yönelişe gitti. Ama bunu anlatabilmek önemli. Tabii bir tarafta Amerika, dünyanın işte silah gücü ve ekonomik gücüyle her tarafta hakimi gibi gözüken, işte uluslararası hukukta işte çok farklı kendi isteklerini gerçekleştiren bir ülke. Diğer tarafta da Amerika'da kadar tabii ki güçlü olmasa da bölgede konjonktürel olarak, jeopolitik olarak çok önemli olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Şimdi burada pazarlıklar sürecektir. İki taraf da birbirini yok sayamaz, kaybetmeyi göze alamaz. Amerika'nın da bizi belki duymuyoruz ama Orta Doğu içerisinde askerleriyle alakalı ciddi şekilde bizim üstlerimizi kullandığını biliyoruz. O nedenle bir orta yolu bulacaklardır diye düşünüyorum ben. Fakat İlk başta bir gerilim yaşayabiliriz. Bu gerilim piyasaları dalgalandırır. Sonra da orta yolu buluruz düşüncesindeyim. Evet, bugün gözler tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında bir anket açtım ve bu anlamda da anket sonuçlarını birazdan aktaracağız. Benim kendi şahsi Twitter hesabımda sizce Merkez Bankası bugün ne yapar diye sorduk ve büyük bir oranda faizlerle ilgili bir görüş birliği var. Onu açıklayacağız. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Aydın Eroğlu'nun yorumlarıyla devam edelim. Devam ediyoruz. Dördüncü işlem günündeyiz ve bugün 7 tane Merkez Bankası faiz kararını veriyor. Brezilya'dan Özbekistan'a, Endonezya'dan Avrupa'ya ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na kadar diyelim. Majör bankalardan sabah Japonya faiz kararını verdi ve onlar -0.10'da sabit bıraktıklarını söyleyelim. Bize dönelim ve Aydın Eroğlu'nun yorumlarıyla devam edelim. Şimdi Aydın Bey, tabii genel beklenti şu anda hem Anadolu Ajansı hem de Forex Haber'in yapmış olduğu anketlerde bir değişiklik olmayacağı şeklinde faizlerde. Biz de izleyicilerimize de sorduk, bakalım orada durum nedir diye. Tabii %70 oranında şu anda izleyicilerimiz benim açmış olduğum ankette bir değişiklik beklemiyor. 1721 kişi oy kullanmış ve %70.80 faizleri sabit tutacak diyor. Piyasa etkisi olmayacak gibi ben anladığım kadarıyla sizin de yorumlarınızdan. Evet, ben öyle düşünüyorum. Fakat piyasaya etkisi belki Merkez Bankası faiz kararı sonrasında endeks üzerinde, hani olur da faiz arttırırsa işte bankalarla birlikte bir alım olur, endeks yukarıya rekor kırar mı diye beklerken böyle bir karar çıkmadığı takdirde acaba bir kar satışları gelir miyiz diye bir beklenti bir anda artabilir Murat Bey. Ben şahsen kar satışlarının gelebileceği bir gündeyiz diye düşünüyorum. Borsaya baktığımızda 1576 dün aslında rekor bir kapanış görmüş olduk borsa tarihinde. Bugün o rekor kapanışın da üzerindeyiz ve sektör BIST 30 içerisinde emlak konutun tabii çok önemli iş projeleriyle ilgili onaylandığını gördük. O %3.25'e kadar getirdi yükselişi. Aynı zamanda OYAK, Akbank Garanti, İşçi, Halkbank, Yapı Kredi gibi bankaların da bugün pozitif yönde hareket ettiğini görmüş olduk. Karar sonrası borsa nasıl olur ve bankaya etkisi olur mu? Pas geçerse bankacılık sektörüne etkisi olur mu?
Şimdi şöyle, yani ben olumsuz anlamda bir satış baskısı gelebilir. Fakat aynı anda belki şu anda gündeme düşmedi, programın devamında sizler konuşmaya başlarsınız. BDDK bankaların temettüleri üzerindeki sınırlamayı kaldırmayı düşünüyor diye bir haber geçti Murat Bey. Şimdi bu yönde bir karar çıkarsa o zaman bankalarla birlikte endeks yukarıya doğru yeni rekorlar kırmaya başlar. İlk etapta 1608-1621 diye bir yükseliş yaşarız. Banka endeksi 1588'i yukarıya kırıp 1616'ya doğru bir çıkış yaşar. Fakat bu yönde bir karar çıkmadığı takdirde biz endekste 1552-25 ve 1508'e doğru bir gevşeme yaşama ihtimalimizi güçlü görüyorum ben Murat Bey. Çünkü piyasada hemen hemen bankalar dışında çok ciddi şekilde primlenmemiş artık sektör ve hisse kalmadı diyebiliriz. Bankaların da kendi özelinde Amerika, işte kendi faizler, kendilerinin takipteki kredilerle alakalı farklı durumları var kendilerine özel. Şimdi o yüzden de bankalar kesin kalkacak da diyemiyorum ben. Satışlar da gelebilir. Benim için en önemli seviye piyasaya yansıması 1508 seviyesine kadar olması sorun değil. Ama 1508'in altına inecek olursak endeks olarak o zaman bir düşüş formasyonu olan ikili tepe tetiklenir ve o zaman biz uzun dönemdir beklediğimiz düzeltmeyi, teknik düzeltmeyi görürüz diye düşünüyorum. 1474-1436'ya doğru sert bir gevşemeyle karşı karşıya kalabiliriz. Bundan kimse tedirgin olmasın. Ben 2021 içerisinde BIST'in çok fazla sayıda rekor göreceğini düşünüyorum. Fakat uzun dönemdir hiç düşmeden neredeyse kısmi düşüşler hariç yükselen endeksin bir düzeltme yapıp rahatlaması lazım. Bunun için kriterler var. Bir işte bugün Merkez Bankası'nı bekliyorlar ama genel beklenti bir değişiklik olmaması yönünde olduğu için çok etkilemezdi zaten. En önemli etkileyecek şey Biden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk-Yunan ilişkileriyle alakalı sanırım 26 Ocak'ta bir görüşmemiz olacak Yunanistan'la. Oradan çıkacak kararlar bizim için piyasaları yönlendirecek kararlar olacak diye düşünüyorum artık. Ons altın tarafında da aslında bir toparlanma gördük Aydın Bey. İşte 1869 dolar seviyesindeyiz ama 0.11 puanlık bir düşüş gördük. Hem küresel risk iştahında bir düzelme var hem de büyük bir yardım paketi beklentisi var. O tarafla ilgili ne söylersiniz? Yani gram altının şanssızlığı hem onsun düşük olması hem de dolar kurunun düşük olması. İkisine dair projeksiyonunuz nedir aynı zamanda? Şimdi öncelikle şöyle, küresel piyasada, Avrupa'da ve Amerika'da bu paketlerin bir süre daha kalkmasını, bitmesini, durmasını beklemiyorum. Çünkü gerçek manada ekonomilerde bir takım yasaklar var. Yani işçi çıkarma konusunda, kredilerin takibi alınması konusunda. Bu nedenle bakıyoruz ki şirketler bir kısmı sıkıntılı olsa dahi teşvik ve kurtarma paketleriyle ayakta kalıyorlar. Finansal batışları ve işçi çıkarmalarını görmüyoruz. Ama öbür taraftan da baktığımızda insanların taleplerinin kırılmasının sebebi evlerinden çıkamamalarından kaynaklanıyor. Yani biz bugün aşı bitti, bir sorun kalmadı diye duysak büyük ihtimalle 2 ay içerisinde tüm turizm rezervasyonları full olur diye düşünüyorum. Evlerinde bunalan insanlar her şekilde rezervasyonlarını patlatırlar ki şu anda da öyle zaten, ciddi bir artışlar var. Şimdi ama ekonomilerin net anlamda henüz daha düzelmediği için ben bu paket sunumları devam edecek diye düşünüyorum Murat Bey. Bu da ons altındaki beklentinin bir müddet daha belki ara ara realize olsa da yukarıya yönlü sürmesini bekliyorum. 2021'in ortasından sonra pandemi eğer kontrol altına alınırsa o zaman talep yönünde bir enflasyon artışı yaşandığı takdirde ons'ta risk ortaya çıkar. Yani merkez bankaları, özellikle Amerika Merkez Bankası paraları geri toplamaya başlarsa, enflasyon 2'yi geçtiği bir sürede geçecek gibi görüntü verirse o zaman faiz artışına gider. Ons'ta bir düşüş yaşarız. Bunun için ben erken olduğunu düşünüyorum. Şu anda 1875 dolarda bir Bollinger direnci var. Altında 1830 dolarlarda destek seviyesi var. Bu direnç kırılırsa 1900-1917'ye doğru yükseliriz. Aşağıda da 1830'larda takılırız. Şu an için bu aralıkta biz kalacağımızı düşünüyorum. Ons gram için ise İşte Merkez Bankası ve Amerika yaptırımlarıyla alakalı gelişmelere göre eğer kurda yukarı hareket yaşanırsa belki gram geçici olarak yükselebilir. Ama ben şahsen gram yatırımcılarının, gram altın yatırımcılarının farklı enstrümanlar aramalarının daha doğru olacağını düşünüyorum.
Aydın Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza kıymetli katkılarınız için. İzmir'den stratejist Saydın Eroğlu ile birlikte konuşmuş olduk. Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını ve piyasa yansımasını diyelim. Bugün tabii Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir faiz kararı bekleniyor ve bu anlamda piyasanın gözleri de Avrupa Merkez Bankası'nın kararında. Çünkü hem Euro'da son dönemde çok güçlü bir toparlanma gördük hem de Avrupa borsalarında bir inmelenme vardı. ECB'den bugün ING grubun baş ekonomisti Peter van der Hoete yaptığı açıklamada aslında bekte göre devam edeceğini beklediğini söyledi. Ve değer kazanan Euro'nun endişe sebeplerinden bir tanesi olduğunu söylüyor Avrupa Merkez Bankası'nın. Aynı zamanda Aralık ayındaki beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası. Ve PEP'te 500 milyar euro artırarak 1.85 trilyon euroluk bir yardım paketine ulaşılmış oldu. Peki piyasa etkisi ne olur? Avrupa Merkez Bankası doların gücünü değiştirir mi diye çok değerli bir akademisyene gidelim. Burak Saltoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi olacak karşımızda. Hocam hoş geldiniz Paratoner programına. Çok sağ olun. Bugün bekle gör de devam etmesi bekliyor piyasa. Aynı zamanda Moody's yeni tip virüs salgını Euro bölgesinde uzun vadeli ekonomik duraklama riskini ortaya çıkardığını savunuyor hocam. Biliyorsunuz Japonya'daki gibi düşük faiz ve bol likidite ortamının Avrupa'yı ciddi bir resesyona sokma ihtimalinden bahsediyor uzun dönemle. Ne bekliyoruz, ne bulacağız hocam bugün? Yani kısa vadede özellikle Avrupa Merkez Bankası, Fed, bunların kararlarının global etkileri de çok önemli. Çok önemli bir değişiklik olmadığı durumda sanıyorum burada çok farklı bir şey çıkacağını sanmıyorum. Özellikle hani Euro-Dolar paritesinin etkisini de değiştirmek için ya da benzer böyle kısa vadeli bir şeye gidileceğini ben sanmıyorum. Daha makul bir şekilde belki söylemler içerisinde bir şey eklenebilir. Hani bir belki en fazla bir sözlü yönlendirme ama şu an için bence özellikle Avrupa Merkez Bankası bacağında çok farklı bir piyasaları beklentisini değiştirecek bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Ama makro anlamda bahsettikleriniz çok önemli. Önemli bir belirsizlik içerisinde. Yani çok ünlü iktisatçılar da burada birçok şeyde kafaları karışık şu anlamda. Hani bu acaba böyle bir kalıcı bir düşük büyüme döneminin başlangıcı mı ki burada önemli iktisatçılar örneğin Summers vesaire onun meşhur zaten. Secular stagnation yani böyle kalıcı bir durgunluk, duraklık, duraklama ne diye dersek diyelim öyle bir şeyden bahsediyor. Yani dolayısıyla böyle özellikle tasarruf oranlarının yükseleceği, harcamalarının az gideceğini düşünen bir görüş var. Ama öte yandan hani bunun biraz daha şöyle tarafını da ben düşünüyorum. Yani bu kadar kalıcı bir şey, ya bu tabii 6-7 ay sonrasından bahsediyoruz. Yani biraz daha aşının etkisini belki biraz daha şeyi düşünürsek. Hani ben biraz daha yine çok meşhur bir başka parasal iktisatçı olan Charles Coutart'ın mesela geçen bir konuşmasında özellikle 2021 sonu 2022 yazı gibi yaptıkları analiz sonucunda enflasyonun tekrardan dünya gündemine gelebileceği konusunda bir düşüncesi var. Hani benim düşüncem eğer işler normal giderse biraz daha buraya yakın nihayetinde. Enflasyonun bir yerde bir şekilde en azından mevcut seviyeleri oranla daha farklı bir etki göstereceğini düşünüyorum. Ama bunu tabii ki bir iktisatçı perspektifinden bakıyorum. Tıp uzmanları ve işte aşının etkileri, virologların vesaire buluşları, sağlık riskini bir şekilde kontrol etme şansımız yok. Şu anki mevcut trendin olumluya dönmesi koşuluyla bunları söyleyebiliyoruz açıkçası. Tabii diğer taraftan yükselen petrol fiyatları ve Almanya tarafında hocam biliyorsunuz KDV indirimleri söz konusu olmuştu. Aslında ING grup da bu anlamda Avrupa'daki enflasyonun beklenenden bir miktar daha hızlı artabilme riskinden bahsetti. Şu anda tabii LME'de ve CME borsalarında bakır fiyatlarında, LME fiyatlarında işte birçok emtiada bir artış da görüyoruz. Dünyada hocam bu sene böyle agresif bir enflasyonun süreç bekliyor musunuz? Yoksa bu pandemi sonrasında aşı güzel bir sonuç verirse daha hafif artan bir enflasyon ve önünü gören merkez bankaları mı olacak ya da tam tersi mi olacak? Ne dersiniz? Yani bu konularda hani özellikle büyük merkez bankalarının çok fazla şeye izin vereceğini ben düşünmüyorum bir enflasyon patlamasına. Ama her durumda belirsizlikler hala yüksek. Yani bence çok kısa vadeli enflasyon beklentisinin çok artacağını düşünmüyorum. Ama tabii öte yandan 10 yıllıkların işte 30 yıllıkların ve faiz seviyesine bakıldığında da
hani özellikle bizim geçen Mart ayında girdiğimiz o böyle depresyonist ve hani böyle iyice tamamen daralacağımız enflasyon riskiyle ilgili bir gelişmenin de olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bir taraftan şöyle de bakalım, Amerika için söylenen mesela 1,5 trilyon dolarlık bir ekstra tasarruf yaratılmış bu süre boyunca. Aslında hepimizin gündelik hayatına dikkat edersek iyi kötü daha az harcıyoruz. Şimdi bu tabii ki kısa vadede dezavantaj ama uzun vadede işler açıldığında buradaki ertelenmiş talebin de tekrardan dengelere gireceğini düşünmemiz çok makul. Yani insan rasyonelitesi bunu söylüyor. Yani bu hani krizin başında da konuşuyorduk, yok işte her şey çok değişecek falan. Yok, insan doğası o kadar da kolay değişmiyor. Nihayetinde eğer ucunda bu ışık görürlerse tekrar tüketim noktasına gelecek. Dolayısıyla enflasyon noktasını böyle tamamen ihmal edip biraz da böyle piyasadaki oluşan bu varlık şişmesini de legalize edecek, onu destekleyecek bir açıklama şeyinin metnine ben çok katılmıyorum. Yani benim beklentim de enflasyonun artacağı yönünde. Ama çok hızlı olur mu sorusu, metallerden falan dediğiniz gibi petrolden düşündüğümüzde işte 30'lardan işte 55'ler az bir artış değil. Bunların adım adım arz tarafında bir enflasyon yaratacağını görebiliyoruz. Ertelenen bazı tüketim harcamalarının da tekrardan devreye gireceğini de düşünebiliyoruz. Bazıları belki kalıcı olarak daha yavaş yavaş girecek, belki de hiç girmeyecek kaygılar var bazı sektörlerde ama bazılarında da artık oluşmuş bir yapı var. Özetle 2021 sonu diyelim itibariyle, belki 3. çeyreği itibariyle daha fazla bunları konuşacakmışız gibi, evet, geliyor ama tekrar bir şerhimi de koyuyorum. Yani bu bizim iktisadi analizimiz, tıp noktası bunu ne der? Burada işte tartışmalar nedir, düşündüğümüzden daha etkili bir aşı yapısı olabilir mi ya da tersi olabilir mi? Bu riski açıkçası biz veri olarak kabul edip normal senaryo üzerinden düşünüyoruz ama bunlar beklentilerimizi öne ya da ileriye çekebilir. Aynen hocam, baksanıza yani Avrupa'ya işte aşıların teslimatında sıkıntı yaşanıyor, İtalya davaya hazırlanıyor. Aynı zamanda aşıların sonuç düzeyi ve etki düzeyi Brezilya'da araştırmacılar en son %50.5 olarak hesaplanmıştı. Yani aşı olmasak zaten bu olasılıkla COVID oluyorsunuz değil mi? Ya olacaksınız ya olmayacaksınız. Hani komik şeyler de oluyor ve sizin hesaplamalarınızı değişebilecek bazı sonuçlar da gelebiliyor. Şunu soracağım hocam, yani dünyada bir talep artışı olmadan biz nasıl bu kadar yüksek enflasyona geldik? Sevgili KD'den rica edelim. Hani dünyada bir talep artışı olacak dediniz ve bu enflasyonu etki edecek ama talep olmadan biz nasıl becerdik hocam? %14.6'ymışız. Evet. Yani bunu nasıl kıracağız biz enflasyon canavarını? Ya bizim sorun tabii hakikaten o anlamda şey, yani genelde işte bizim tabii özellikle kur konusunda yaratmış olduğumuz, yani hızlı kredi büyümesi ve işte kurdaki atak, ya atak derken vatandaşın aslında kura dönmesi diyelim. Sonuçta bizi bu noktaya getirdi. Arz taraflı enflasyon. Talep tarafında tabii kredi büyümesi vatandaşın hani gündelik bazı şeylerini artırdı. Araba talebini, ev talebini hızlandırdı. Bu tabii bence yanlış bir politikanın devamıydı. Yani daha da belki geriye dönersek, yani Türkiye'nin normal büyüme rakamı 4.6, bunu ister 1920'den alın, ister 90'dan alın, nereden alırsanız alın, kesit bu. Yani 4.5-5, yani 5'i zorluyoruz. Yani şimdi 5'i ancak zorlayan bir arabanın büyüme kapasitesinde siz bunu hızla yükseltelim dediğiniz an bunun yan etkisinin olmaması imkan yok ve oluyor. Şimdi bu noktada da yine aynı şeyi yaşıyoruz. Şimdi bu yan etkiyi azaltıp kıstığınız takdirde biraz enflasyonunuz kontrol ediliyor, biraz kur kontrol ediliyor. Ama bıraktığınız an geri gidiyor. Yani zaten bugünkü Merkez Bankası tartışması vesaire, hani geleceğiz belki de aynı noktada. Hani bugün ne yapacağı ya da bir hafta sonra ne, ya da bir sonraki toplantıda ne yapacağından çok. Yani biz buraya verimlilik artışı ya da benzeri bir şekilde daha kalıcı, sürdürülebilir bir büyüme noktasına çekemediğimiz sürece bunu 10 sene, 15 sene sonra gittikçe daha da artan kriz seviyeleriyle göreceğiz. Yani görürüz. Özetle bahsettiğiniz sorunun cevabı, Türkiye bu ortamda enflasyon yaratmayı becerebildi. Çünkü, tabii olumsuz anlamda bir beceri bu. Çünkü hızlı bir büyüme istendi ve hızlı bir büyümeyle maliye politikası yerine daha çok hem para politikası hem de işte kendi bulduğumuz bazı ekstra hızlandırıcı yöntemlerle, kredi dağıtım kanallarıyla
Vatandaşın da güveni sarsılıp yabancı yatırımcının çekilmesi bizi buraya getirdi. Evet. Çözümü için tabii acı reçete demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu gerekiyor ama bu acı reçeteye de acı eşiğimiz nedir? Bunu da ben kestiremiyorum. Daha yani faiz artıralı 2 ya da 3 toplantı sonrasında birçok kanaldan yüksek faiz ve düşmesi gerekiyor gibi eleştiriler daha hemen başladı. Bu tabii ki yani sonuçta faizin yüksekliği ya da ne bileyim ticari faaliyetlerin pandemide yavaşlamamasını biz de istemiyoruz doğal olarak. Hiç kimse istemiyor. Ama hani bunun bir etkisini bir hafta işte 2-3 toplantıda yüksek faizle bu iş çözülecektir diye düşünmek de doğru değil. Alternatiflerin de yanından çalışmak gerekiyor. Ama işte her zaman konuştuğumuz konular işte yapısal reform dediğimiz ya da işte verimlilik artışını önceleyen bir büyüme politikasında böyle yıllar boyu yatırım yapmak gerekiyor. Bu süreci biz şey yaparız. Ha, burada olumlu bir taraf var mı? Ya da olabilir sorusu hani tamamen hani negatife bakmazsak. Eğer bu aşı vesaire işi bir nebze normalleşirse Türkiye'nin hemen hemen hiç beklemediği bir şoktu. Şu ana kadar yaşadığımız krizlerde bu kadar düşük turizm geliri işte 30-32 milyar dolarlardan bahsediyoruz. Tekrardan yavaş da olsa girerse eğer bu biraz daha denklemi daha olumluya çevirebilir. Ama eğer yok bu noktada da eskisi kadar eskiye dönüş kolay olmazsa tabii ki daha ince şey yapmak gerekiyor. Fedakarlık yapmak gerekiyor. Bu fedakarlığı da kamu finansmanını biraz daha açarak özellikle dar gelirliye ve küçük esnafa başta olmak üzere ekonomik faaliyeti etkin bir şekilde yönetmek gerekiyor. Ekonomi yönetiminden de bu tip açıklamalar duyuyoruz. Bunlar güzel ama gerçek uygulamak da yani izleyeceğimiz önümüzdeki Haziran'a kadar ki gerek para politikası gerek maliye politikasında alınacak önlemlerin ne kadar bu büyük resim içerisinde tutarlı, ne kadar bir eşgüdüm içerisinde olduğunu izleyeceğiz. Sıcak paracılar bunu ilk aşamada çok önemsemiyor çünkü onlar açısından yüksek faiz çekici ama bu işin kalıcı olması için de politikaların çok net, çok sarih, çok tutarlı olduğunu bu sefer artık görerek sözle değil yani yaşanması gerekiyor. Bu da nereden baksanız önümüzdeki 3-5 ayı bir bu anlamda bir bekleme sürecine çevirecektir diye düşünüyorum. Hocam şimdi tabii dediniz ki mutlaka bu dönemde aslında en iyimser tabloda aşının sonuçlarının tahmin edilenden daha iyi olması ve pandemi sürecinin aslında tahmin ettiğimizden daha erken süreçte sonlanması. Böyle bir dönemde Türkiye bir dolar girdisi özellikle turizm bacağında geçtiğimiz sene çok zayıf kalmıştık ve hemen hemen hiç dolar gelmedi diyebiliriz tüm dünyada olduğu gibi. Bu yüzden mutlaka birincisi dolar girdisi sağlamak lazım. Aksi takdirde herhalde bir taraftan evet acı reçeteyi Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor ama bir taraftan da pandemiden dolayı da iş yapabilmek için birçok teşvik ve şu anda işsizlik oranı bence çok düşük değil mi hocam? Çok. Çünkü şirketler işten çıkarmayı bir miktar devlet yasaklıyor. Esas gerçek herhalde pandemi sonrasındaki o teşvikler kalkınca görmüş olacağız. Çok doğru dediğiniz yani işten çıkarma etkileri var bir yandan hani dondurduğumuz durdurduğumuz kredinin çok hızlı bir büyüme işi var. Demin sizin bahsettiğiniz enflasyonun hani kontrolsüz halde artması kredi büyümesiydi. Bu ekonomiye öyle ya da böyle bir canlılık kattı kalıcı olmayan bir büyüme belki ama şimdi bunun geri çekilmesi hatta kredinin yavaş yavaş daraldığını görebiliriz eğer gerçekten bu acı reçeteyi içmeye hazırsak. O zaman buraya bir şey koymak gerekiyor. İşte o zaman da mesela geçen açıklanan işte ÖTV artırımı vesaire gibi şeylerde bütçe dengesini tabii ki çok fazla bozmadan ama belki belli oranlarda hani israf diyeceğimiz çok da verimli olmayan alanlara giden kamu harcamalarından kesip bu tip alanlara akıtacak bir şey gerekiyor. Bir yapı değişimi gerekiyor ve bunu da tabii vatandaşın görüp ikna olması gerekiyor ki bunların da bir arkasında bir ekonomi politik dediğimiz bir konu var. Yani hani bu süreçte nasıl bir bunu yapacağız, bunu hangi şeyle bunun hazırlığı var mı şeklinde yıllardır konuştuğumuz konu. Yani dolayısıyla kamunun belli oranlarda çok verimli olmayan ya da çok fazla fazla istihdam yaratmayan belki büyük projelerini belki ne bileyim araç ithalatından tutun da birçok şeye kadar bir tasarruf yaptığını ve bu tasarrufun tekrardan kredi tarafından para alamayan gerek vatandaşa gerek işte KOBİ'lere gerek işte ne bileyim esnafa destek şeklinde olup ekonomi böyle bir hafiften toparlama ya da bozulmayı azaltma şeklinde düşünüyoruz. Biz de hani büyüme deyince akla sadece kredi büyümesi geliyor ki
çok sağlıklı olmuyor. Çünkü kredinin doğru kanallara gittiğinden de emin olamıyoruz. Bu arada bu dünyanın da sorunu. Yani çok meşhur iktisatçı Stiglitz, Amerika'da bile hani verilen kredilerin aslında zaten parası olan, nakdi olan firmalara verildiğini, kredibilitesi yüksek firmalara verildiğini söylüyor ki bizde de %100 buna yakın bir resmi görebiliriz, görüyoruzdur da hani tek tek inceleme yapmak gerekiyor ama dıştan bakarak bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada da böyle bir eşitsizlik var. Dolayısıyla kredi de bu anlamda çok fazla bir şey değil. O yüzden maliye politikasını çok etkin kullanmak gerekiyor. Buradaki söylemler bu yönde. Ekonomi yönetiminden duyduğumuz söylemler de benim çoktan beri söylediğim şekilde burada paralel ama yine burada da uygulamada göreceğiz bunu. Yani mesela net olarak bir kamuda belli oranda ithalata, işte kira, ya bilmem ne, belli büyük projelerdeki ertelemeler ve buradan nasıl bir yeni kaynak artırma ve yaratma çalışması olduğuyla ilgili bir açıklama göreceğiz. Hani reform görmeliyiz daha doğrusu. Reform diye ben bunları anlıyorum. Yoksa çok uzun vadede yani hukuk reformu vesaire gibi şeyler bize bugünden yarına bir şey sağlamaz açıkçası. Yani tabii ki gerekiyor ama bu bahsettiğim şeylerle paketlenmiş olması gerekiyor. Yani teknik iktisadi anlamda ne yapılacağına ilişkin bir reform ajandasını bekliyoruz. Buradan anlayacağız açıkçası. En azından neyin ne zaman yapılacağını bir görmemiz lazım. Hocam şimdi size yayını alıp da Merkez Bankası kararını size sormadan yayını da sonlandırmak istemiyorum. 1,5 dakika kadar bir süremiz kaldı. Aslında diyorsunuz ki bu uygulamalar yani birçok paket de açıklanmıştı geçtiğimiz dönemde de hepsi slide'da kaldı hocam. Onları mutlaka artık hayata geçirmemiz lazım. Demokrasi, hukuk gibi birçok reform paketinden bahsetmişlerdi. Peki bugün merkez ne yapacak hocam? Pas geçecek herhalde. Siz de mi aynı düşünüyorsunuz? Evet. Ben de öyle gibi düşünüyorum. Çünkü yani bir sene sonraki falan beklenen enflasyona göre bir reel faiz öyle ya da böyle veriyoruz. İşte bu faiz seviyesi yabancı açısından, yabancıdan kasıt özellikle sıcak paracı yabancı açısından yeterli çekicilikte. Böyle oluk oluk akmasa bile ihtiyacımız zaten öyle bir şey değil. Ama hani demin de söylediğim gibi mesele bu değil. Belki bundan sonraki BPK değil ama bir sonrakinde tekrardan faiz indirimi süreçlerinin tartışmalarına girersek ki bu Haziran'da enflasyonun da düşüşüyle daha fazla gündemimize gelecek. Her zaman olduğu gibi faizi arttırırken, radikal yapıp indirirken enflasyonun daha indiğini görmeden ani bir hareket yapacağız mı yapmayacağız mı? İşte burada Merkez Bankası gerek kararından, gerek tavırlarından, gerek hamlelerinden bunu izlememiz bence daha önemli. Yani önümüzdeki 3 ya 4 PPK dönemi diyelim minimum faizlerin bu civarlarda olacağına dair bir şey söylemek gerekiyor. Ani ve hızlı indirimler her zaman için bu bizim sermaye hareketleri ve kur üzerinde olumsuz olmuştur. Bu sefer bu dersi çıkardık mı çıkarmadık mı? Yani benim açımdan test bu. Buna bakıyoruz. Ama yine bir faizlerde bir değişiklik beklemiyorum gibi dediniz. Bir açıklama da bıraktınız hocam. Oralarda kalabilmesi bir süre yeteri kadar Türkiye'yi kur yönünden korur. Ama diğer taraftaki zafiyetimizi de başka açılardan kapatmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam yerimize kıymetli katkılarınız için. Profesör Doktor Burak Saltoğlu'nun yorumlarıyla da programımıza veda ediyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Beysaş Lojistik para toneri sundu.